Marx hakkında geçen program mıydı? Ondan önce kimde miydi? Bir şeyler söylendi, söyledim. Genç bir arkadaş çok çok öfkelenmiş bana. Demiş ki sen Marx büyük bir devrimcidir. Bununla nasıl eleştirirsin? Nasıl saçma olduğunu söylersin? Çünkü kafasında bir tane böyle bir top gibi bir Marx var. Bir duygusal bir yumak, belirsiz bir yumak. iyi bir şeyleri temsil eden bir yumak. Adam çıkmış, Sevan, e, bu Marx'a laf etmiş. Nasıl? Marx'a nasıl karşı çıkarsın? Halbuki Sevan ne demiş? Bir şey, Marx saçmadır diyen görüşlere katılmadığını söylemiş. Önemli bir devrimci düşünürdür. Düşünce tarihinde önemli bir rol oynamış, bir mücadele vermiş, önemli bir mücadelenin başlatıcısı olmuş biridir. Fakat teorisinde üç boyut var ki bunlar çok temel boyutlar. Üçü de deli saçmasıdır demiş. Birincisi kaç üç tane şey şeylerle e, onlara karşı önerme söylemiş. Ekonomik değerin birikmiş emek olduğuna dair ve dolayısıyla bundan hareketle artı değerin her zaman emek sömürüsü olduğuna dair teori deli saçmasıdır ve das kapitalin temel temel taşıdır. Bunu çektiğin zaman geri, geri kalan her şey yıkılır. Ve iler tutar hiçbir tarafı yoktur. Ben ayrıntısına gireriz. Yani 50 sene oldu neredeyse bu konu üzerinde düşündüm ve yazdım ve tartıştım vesaire. İkincisi, tarihteki aşamalar teorisi. Köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sonra sosyalizm. Zırva. Yani zırva demeyelim fakat zayıf bir teori. Fazla bir açıklayıcı değeri olmayan, delik deşik edilmesi çok kolay olan, bir teori fazlaca şematik yani ilk dediğim e, artı değer ve sömürü teorisi saçma yani hiçbir tutar tarafı yok bu saçma değil de zayıf ikincisi üçüncüsü e, ütopik siyaset anlayışı yani bir noktada tarihin normal akışının sona ereceği ve ondan sonra bir bal ve şeker ülkesine geçileceği şeklindeki Esasen dini bakış açısı mesyanik bakış açısı bunun da çok zararlı ve çok yanlış bir yaklaşım olduğu kanısını taşıyorum bu üç tane noktada adamı sakat bulduğumu söylemişim. Sen büyük bir devrimci e, ideologa nasıl laf edersin demiş. Neyse sonra ben bunu gayet sükunetle açıkladım arkadaşlar. Genç biri öyle anlaşılıyor ki. Anladı ve özür diledi ve hak verdi bana.